Ben buradan açık konuşmak istiyorum. Daha çok cinayetler olacak. Bu uyuşturucu maddeyi içen adam sorumlu ne olur? Esasında ben uyuşturucu kullanmamışım. Uyuşturucu madde beni kullanmış. 21 yaşında çocuk öldü. 3 gün sonra unuttular. 19 yaşında bir tane kız çocuğu geldi. Burnundan çektiler. 19 yaşında bir kız Atatürk'ün öldüğünü bile söylesen inanmazlar. Dün akşam rakı içtik derler. Paranızı, namusunuzu, canınızı kaybedersiniz bu maddeyi kullanırsanız. Ailem haricinde hiçbir şey bulamadım. Taner abi merhaba, hoş geldin. Merhaba kardeşim, hoş bulduk, sağ ol. Konumuz uyuşturucuyla ilgili. Evet. Sen daha önceden bu işlerde biraz bulunmuşsun, cezaevine girmişsin, çıkmışsın. Evet. Bu konuyu biraz da senden dinleyelim dedik. Balıkesir'de neler oluyor bununla ilgili? Şimdi Balıkesir'de esasında birkaç olay oldu da bu olayların kimse farkına varmadı. Çünkü kendileri zarar görmedi. Birkaç cinayet oldu. Bu olaylar 1-2 gün sonra unutuldu. Ama bu uyuşturucu maddeyle alakalı bizim yani 1 gün, 2 gün, 3 gün değil, 5 gün değil, 24 saat aralıksız mücadele etmemiz lazım ki böyle mesela dün çok kötü bir olay oldu. Şehitimiz var, Allah rahmet eylesin. Evet, ailesine başsağlığı dilerim. Bu uyuşturucu maddeyle alakalı bu cinayet oldu. Ben buradan açık konuşmak istiyorum. Daha çok cinayetler olacak. Bizim bunların önüne geçmemiz lazım. Nasıl geçmemiz lazım? Bunu zaten satan adamları devlet biliyor. Devlet bu kanaldan savaşacak. Ben de veya benim gibi insanlar yani bu toplumda yaşayan, bu olaylara farkında olan insanlar, bu madde kullanan insanlara nasıl bundan uzaklaştırırım diye mücadele etmek zorundayım.